Karn abi, bana söz ver. Bana karşı olan her saldırıya sen karşı koyacaksın, tamam mı? Yani sen güçlü bir zırha sahipsin. Senin için kolay olmalı. Sen de biliyorsun. Annem sana saldırdığı zaman seni hiç kimse kurtaramaz. Ha? Hayvanı kesmeden önce hiç düşünmüyorlar. Ne olursa olsun sindir sürmesine izin verme. Sonra yine görüşürüz. Sean. Ben de eve geliyordum. Hadi sen de gel. Bugün beni çok gururlandırdın. Bu yüzden seni bekliyordum. Aslında anne... Prens Duşasan'ı arabadan düşürdün oğlum. Mahamahime meydan okudun sen. Neyin var senin? Neden orada duruyorsun Karn? Majestelerinin gazabından korkmayan, Şatriyalıların intikamından korkmayan biri nasıl oluyor da annesinin yanına gelmekten korkuyor böyle? Evladının korkusunu ancak bir anne anlar, bunu biliyorsun. Ve tabii bir annenin öfkesiyle baş etmeyi de sadece çocuğu bilir. Öyleyse beni kızdıracak bir şey yapma Karn. Artık sakin kalabilmem için lütfen bir şeyler yap. Ne kadar, daha ne kadar hayatın zorlukları içinde hayallerimin yıkılışını seyredeceğim. Yıkılan hayallerin bir değeri yoktur anne. Gereksiz yere benimle tartışma Karn. Hayır anne. Ben sadece seni bu kızgın ruh halinden çıkarmaya çalışıyorum. Peki sen beni nasıl sakinleştireceksin? Ekselanslarına saygısızlık ederek ya da Şatriyalılardan intikam alarak mı? Lütfen artık biraz sakin ol anne. Senin tek gözyaşın beni 10 kırbaçtan çok daha fazla incitir anne. Lütfen beni affet. Ta
Tam 10 senedir sadece. Senin acı çekmeni seyrediyorum Karl. Aslında ben senin bir araba sürücüsün. Olmandan başka hiçbir şey istemedim. Ne yaptığının farkındasın öyle değil mi Karl? Evet, farkında arada. Ama sonucunun ne olacağından haberi yok. Yanılıyorsun baba. Yaşadığım hiçbir şeyi asla unutmadım. Oğlunun asiliğini artık kontrol edemeyeceksen Adirata, onu kurban etmemiz gerekecek. Abi, niye hep bu kaplanla dövüştüğünü hiç anlamıyorum doğrusu. Eğer bir kaplan olmak istiyorsan Mikarn, o zaman bir kaplanla savaşman gerekir. Çünkü Mikarn, sıçanlarla savaşanlar asla kaplan olamazlar. Askerler, bu adamı buradan götürün. Yarın arenada önüme çok daha güçlü adamlar getirin. O kadar zayıf bir adamdı ki kaplanın bile onu yemek istemedi. Abi dur! Duşasan, seni kim bu hale getirdi hemen söyle. Abi, abi. Arabacının oğlu Karn. Mahamahim'den özür dilemek zorundasın Karn. Mahamahim'den özür dilerim baba. Ancak bu saçma sapan gelenekleri bundan sonra
uygulamayacağını kabul ettikten sonra. Benimle tartışma Karn. Bir an önce ondan özür dileyeceksin. Hayır olmaz baba. Ondan asla özür dilemeyeceğim. Arya! Baba! Bir asi olmana izin vermeyeceğim. Benim oğlum asla asi olamaz. Ondan hemen özür dileyeceksin. Hayır baba. Ondan özür dilemeyeceğim. Ne dedin sen? Özür dileyeceksin. Annenin sana sevgisini düşün. Babanın beklentilerini düşün. Kardeşinin mutlu olmasını istemiyor musun sen? Sana feda etmek istemiyorum. Ondan hemen özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin. Sean. Abi hayır. Buradan git. Hemen git buradan. Senin bu büyük öfkene engel olamayacağımı biliyorum. Lütfen beni affet baba. Askerler, hemen 100 kişi toplayın. Gidip ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Aksi takdirde hepiniz hayatınızdan olursunuz. Abimin verdiği emri yerine getirmek zorundasınız. Ordu bir prensin emriyle hazır olmaz. Ordu ancak bir generalin emriyle hazır olur. O zaman emir verin majesteleri. Çünkü basit bir arabacının oğlu bir prense saldırmaya cüret etti. O sana saldırmadı. Araba kullanırsan sen arabada nasıl durman gerektiğini bilmek zorundasın. Ve size demem o ki bu konuyu hemen burada kapatın. Orduyu yanıma almamı engelleyemezsiniz. Benim babam Hastinapur'un kralı efendim. Duryodhan oğlum. Artık bir çocuk değilsin. Ve şunu iyice anlasan iyi olur. Hastinapur'un gerçek kralı, majesteleri Pandu'dur. Ve kral ormanda kefaretini ödüyor. Senin babansa sadece onun vekili. Generalin ya da vezir emir vermedikten sonra baban emir verme yetkisine sahip değil. Anladın mı? Bu asla mümkün değil. Ben ve 100 kardeşim bir ordudan daha aşağı değiliz. Sana emir vermem mümkün değil. Ama seni uyarmak zorundayım. Bu yapmayı düşündüğün şey kesinlikle doğru değil. Hadi gidelim Duşasan. Bütün kardeşlerim silahlansın.
hemen harekete geçiyoruz. Bugün o arabacının oğlu hak ettiği cezayı mutlaka alacak. Gidelim. Karn abi! Karn! Karn abi! Karn! 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 Karn abi! Karn abi! Karn! Karn abi! Karn! Siz ne söylüyorsunuz? Tanrı'ya seslenin bence, Karn'a değil. Harikasın Karn. Biz sadece bunun ismini duyardık. Peki sen bunu nasıl yaptın? Dinle Utam kardeşim. Biraz kitap oku, o zaman anlarsın. Evet kardeşim. Sen de mutlaka kitapları okuyup babanı gururlandırmalısın. Hey dinle. Neden bunu yapmalıyım söyler misin? Eğer biz kitaplarda yazıları okuma becerisini kazansaydık o zaman hiç şikayetim olmazdı. O zaman babam benden kitap okumamı istemezdi. Hey biraz sakin Vedak, biraz sakin ol. Dinle, bence enstrüman çalmayı bırakıp kitap okumaya başlamalısın. Eğer bunu yapmayacak olursan, o zaman baban davul çalmaya başlar, tamam mı? Düm teke tek tek, düm teke tek tek, düm teke tek tek. Karn abi, herhalde artık bizi arabanla gezdireceksin. Merak ettim, nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Şey aslında Karn abim bizi arabasıyla gezdirecekti. Ben de dedim ki bu gezinti Vişali olmadan kesinlikle çok eksik kalacak. Çok haklısın. Haklıyım, haklıyım. Haklıyım. Karn abi artık bizi gezdirmek zorundasın ha? Hadi gidelim buradan. Arabacının oğlu Karn nerede? Ha? Abi, o arabacının oğlunu bu ormanda bulacağız. Hadi gidelim. Vişali, eğer korkuyorsan Karn abimin elini tut. Eğer şimdi Karn abinin elini tutarsam korkudan öleceğine kesinlikle eminim. Çok komik değil mi?
Duryodhan abi. Onun arabalarından biri. Ve o arabacının oğlu şu anda onunla uçuyor. Bundan sonra bırak uçmayı yürüyemeyecek bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.